Hoş geldiniz arkadaşlar yeni videomuza. Akşamki paketlerden hiçbir şey çıkmayınca ben de SBC yapmaya karar verdim. Totori 16'yı satıp Lothar Matthäus yapacağız. Bu SBC'de sizlerle paylaşmak istedim. Böyle hepsini yaptım. Şimdi bunları gönderip paketlerini açacağız sizlerle beraber. Lothar Matthäus'u yapma sebebim 4-1-2-1-2 oynuyorum ve orta sahamı güçlendirmem lazım. O yüzden Ronaldo'nun Totti'sinin bana vereceği katkıdan daha çok normal Ronaldo'ya dönüp Lothar Matthäus'u almak istedim. Ve yavaş yavaş başlayalım SBC'lerden. O sırada konuşuruz zaten. Evet, şimdi bu çok istediğim bir şey değil ama yapmak zorundayım. Çünkü Hacı benim şu anki oyun planımda yeri yok. Yani 4-1-2-1-2 oynuyorum ama Hacı'yı bağlamam için RV'de bir tane orta saha yapmam gerekiyor. O da mümkün değil tabii. Ronaldo olduğu için de 4-3 oynamak zorundayım maç başında. O yüzden de Hacı'yı gönderiyoruz. Şu anda bunu üzülerek yapsam da yapacak bir şey yok. Artık Hacı'ya veda ediyoruz. Arkadaşlar Hacı'ya hoşça kal dedik. İlkini gönderdik. Bakalım. Şimdi Almanya kadrosu istiyor bizden. Ve biz de Almanya kadrosunu yapmıştık. Böyle önümüzde bir kadro var. Bunu da gönderelim. Hacı'ya üzüldüm aslında. Yani Hacı çok güzel bir oyuncu ama şu anki aşamada benim daha çok ihtiyacım olan oyuncular var. Şimdi burada ihtiyacımız olan oyuncuya şöyle bakayım. Bu neymiş? Borussia Mönchengladbach. Hemen şöyle. Borussia Mönchengladbach'ta Bender ve Juan Fran'ı alacağız transfer listemizden. Transfer listemizden Bender ve Juan Fran'ı çekelim buradan. Şu bir. Juan Fran da 2 olsun. Hemen ben şu Galatasaray'a dönelim. Mateus benim kullandığım CM'ler arasında Hulit'ten sonraki en iyi CM bence. Ve şey yani Pogba yavaş kalıyor bazen. Çok iyi Pogba'da ama yavaş kaldığı sürece Mateus hep onun önüne geçiyor. O yüzden de yapacak bir şey yok. Sven Bender, CM'miş Bender. Ve bu yüzden de bir adım önde bence Mateus. Ve bir de ikon olması tabii ki biliyorsunuz oyunda bir ikon gücü var. Ve onu da biz de kullanalım istiyoruz. Ve o yüzden Mateus'u yapıyorum. Yaklaşık 1 milyon 300 civarı bir şey tuttu. Birazdan kırmızı kartları da göreceksiniz kullandığım. Bunu da gönderelim bu arada. O sırada. Sonrasında Bayern Münih'e geçeceğiz. Bayern Münih'te bakalım neler eksik. Bayern Münih'te Kruse, Sule ve Ömer Toprak eksik. Hemen onları da alalım. Kruse, Ömer Toprak ve Sule eksikti. Sule 1. Ömer Toprak 2. Bir de Kruse alacağız. Kruse'yi de aldık mı? Tamam. Bu sebepten dolayı Mateus'u yaptık demiştik. Şöyle. Squad Build Challenges. 1 milyon 400 civarı bir şey tuttu. Kırmızı kartlarla beraber. O yüzden de bayağı bir avantajlıya geliyor aslında. Ve ben de yapmak istemiştim. Çünkü 4-1-2-1-2 oynuyorsanız eğer orta sahanızın gücü çok çok önemli. Bu durumda da tabii ki iyi oyuncular almanız lazım. Ömer Toprak ve Sule'yi alacağız. Ops. Dur dur dur. Karıştı. Heh. Evet. Bir de Kruse alalım. Kruse. Matheus bizi üzmez umarım. İlk kez değil SPC. İkinci kez yapıyorum. Daha önce Ferdinand yapmıştım. Şimdi bu arkadaşımızı yapıyoruz. Şöyle bunu da basalım. Tamamdır. Gönderelim. Evet, bunların hepsinin paketlerini beraber açacağız şimdi birazdan. Hepsi bitince Inter'e geçtik. Hemen şöyle Inter'e şuradan geleyim. Evet, Inter'de neyimiz eksik? Hiçbir şeyimiz eksik değil. Şöyle bir göstereyim kısaca hemen. Şurada Mateus var zaten. Evet, bunu da gönderelim. Evet, Inter'i kapatıp Lichtsteiner'la olana geçelim. Neymiş bu? 83 rating. 83 rating'de ne eksik? Icardi, Lichtsteiner ve Farman eksik. Hemen alalım onları. Icardi, Lichtsteiner, Farman. Şu ana kadar hiç unutmadan gidiyorum. İnşallah unutmam Icardi'yi. Zaten zibilyon tane var. Sente kulüp. Lichtsteiner ve Farman dedik. Bir de Lichtsteiner aldık mıydı? Tamamdır. Yaklaşık 1,5 saattir bu SBC ile uğraşıyorum ve çok sıkıldım gerçekten yapmaktan. Bir an önce bitsin de Mateus'umuza kavuşalım istiyorum. Şöyle Mateus. Evet. Bir tane de Vieira SBC'si gelebilir. YouTube'a içerik üretmekte zorlanıyorum aslında bu aralar. O yüzden böyle bir şey yapmak istedim. Farman. Ve aslında paket açacağımız için güzel olacak. Belki de güzel bir şey açarım. Neden olmasın?
Bugünkü paketler gerçekten çok kötüydü yani, inanılmaz kötüydü son paketlerimiz. Evet, burada Defoe, Chamberlain, Nacho Monreal, Kolasinac ve Evans'ı gönderiyoruz. Hoşça kalın arkadaşlar. Kırmızılarımız gitti. Bir tane Rare Gold Pack aldık. 84 rating'e geçelim şuradan. Ne eksik? Icardi eksik. Icardi'ye geleceğiz. Icardi. Messi'yi de satmış bulundum şu anda. Messi yani benim bazı oyuncularda böyle çok kıllığım tutuyor aslında. Hiç olmaması gerekiyor ama Messi'yi satma sebebi Matheus alabilmekti. Hani Messi çok iyi, çok iyi bir oyuncu ama Matheus'un sanki orta sahadaki değeri çok daha büyük olacak. Yine aynı şekilde savunmamı da güçlendirebileceğim şu an çünkü bayağı bir para kalacak cebimde. Yani bir şeyler yapacağım. O yüzden ne bileyim yani, Dembele de 40 yapmış bir insan olarak Messi ile 38 yapınca insan üzülüyor ister istemez. Bu sebepten dolayı da Messi'yi gönderdik şimdilik. Alacağız inşallah. Evet, şöyle bir kadromuz var önümüzde. Nkolo ve Sirigu gidecek kırmızılarla beraber. Geri kalan zaten satın almıştım. Evet, onları da gönderdik. Mega Pack. 85 rating squad'a geçelim. Ne eksik? 85. Tamam. Evet. Aduriz, Servi ve Vitolo eksik. Aduriz, Servi, Vitolo. Aduriz, Servi, Vitolo. Vitolo. Aduriz. Ve Servi. Bunları da transfer listeye atmamın sebebi bir tane oyuncu kullanabiliyorsunuz sadece takımınızda. Gerisi transfer liste gidiyor. O yüzden buradan geri alıyoruz. Diğer YouTuberlar kadar zengin olmadığımız için. Hemen şöyle devam edelim. 85 ratingi Aduriz'i alacağız. Aduriz'i alacağız. Aduriz'i aldık. Servi ve Vitolo alacağız. Vitolo. Vitolo yazalım. Vitolo. Bu durumda da sadece artık şey kalıyor önünde, yani Ronaldo ve Messi büyütmek kalıyor. Ve dengesiz olmuyor kadro. O yüzden böyle bir şey yapalım dedik. Ama sağ kanat zorluğu var şu an oyunda. Yani geçen sene George Best vardı. Bu kadromuzu da böyle göstereyim. Coutinho, işte Laporte falan. Geçen sene George Best vardı. George Best çok iyiydi. Keşke olsa tekrardan. Evet, 86 rating'e geçelim bu arada. Sağ kanat yok oyunda. Gerçekten yok yani. Buraya kimi ekleyeceğiz? Bu nasıl kadro lan? 87, bu 86. Bir dakika. 86 ha. Pedro mu? Pedro değildir o. Kim o? Dur bakalım. Bakalım. Bir tane karıştı şu an mesela. Hemen diğerine geçelim. Diğerine geçelim. Diğerine geçelim. Niye öyle yapıyoruz? Yapmayıp 87'ye geçelim. Şuradan 87'yi bulayım ben de. Tamam, buldum. Tamam, bunu direkt gönderiyoruz. Firmino, Arnautovic ve Fekir'le beraber Perin'e veda ediyoruz. Burada üzüldüğüm tek kart Firmino. Aslında fena değil ama şu anki yerde kullanabilecek bir durumum yok. O yüzden bunu da gönderiyoruz. Birazdan sizi üzecek kırmızı kartları göndereceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. 88 rating'e geçelim. Evet, 88 rating'te ne eksik? Bu benim kullandığım değil. Bakalım. Hmm. 88'i bakalım. Bir tane oyuncu vardır. Büyük ihtimalle yüksek overall. Modric olabilir. Isco olabilir. Higuain olabilir. Bakalım. Modric, Isco, Higuain. Üçünden bir tanesi olacak. 88'de Modric eksik. No. Ne istiyor? Bir de bir dakika. Mesut galiba. Mesut. Ronaldo değil. Buffon, Oblak, Godin, Benzema. Buffon muydu acaba? Bakalım. Hayır.
Bir dakika, 89'u da gönderelim de. 89'u da gönderelim. Burada modüç eksik. Eminim. Evet. Bu kadromuzda böyle Harry Kane, Aspas ve üzülerek De Bruyne gidecek. Handanovic'e üzülmüyorum çünkü 89'da var zaten bende. O yüzden bir anlamı yok. Bu kadromuzda böyle oluyor. 89'da biz bir de kontrol edelim. Şöyle 89'a bakalım. Evet. Tamam, buldum. Evet, bunu da böyle gönderiyoruz arkadaşlar. Overmars da gidiyor aynı zamanda. Bu da satılamaz bir ikon. 4 maç oynamışım. 2 gol, 4 asist ama gidecek. Evet, bunu da gönderelim. Şimdi. 2 tane kaldı değil mi sadece? Evet, 2 tane kaldı. Bakalım 3 oyuncu ekleyeceğiz buna. Hemen bunları da bulalım. Bir tanesi bu. Diğeri bu. Tamam, bunu yapması kolay olacak zaten. Bunları fazlalık almışım resmen, inanılmaz. Evet, hemen onları da yapalım. Son iki tane SBC'mizi. Ups, yanlış yere girdim. Ya şu oyunun buton delay çok garip. Barcelona'daki turnuvada delay vardı bu arada arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Yani çok garip bir oyun oynuyoruz gerçekten. Nasıl yapabiliyorlarsa delay'li oyun oynadık. Evet, sonuçunu da atalım. Bakalım neler eksikmiş. 88 olduğu için büyük ihtimalle Modric lazım. Şöyle. Mesut Özil. Bir saçmalık var ama hadi bakalım hayırlısı. Higuain. Evet, şimdi olduk. Bunları da aslında gitmiyor ama ben korkuyorum, nedense böyle bir şeyim var. Evet, 88'i de gönderiyoruz yanılmıyorsam. Bu da gitti. Son olarak 86 mı kaldı? Evet, 86 kalmış sadece. Onda da 2 oyuncu eksik. Hemen onları tespit edelim. Isco, Godin, bir tane Icardi'miz fazlalık galiba. Şuraya Godin gelecek. Pardon. Ha, şöyle yapacağız. Şuraya Isco gelecek. Tamam. Evet, bir tane Icardi fazlalık almışız. Evet, bitirdik SBC'lerimizi. Buraya ne vermişiz? Arnautovic vermişiz. Lovren, Dante, Mandanda ve Inigo Martinez vermişiz. Bir tane de Moy vermişiz. Moy'a üzülebilirim. Evet, De Bruyne'i falan gönderdik ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Mateus artık bizimle. Lothar Mateus'u aldık şu an için. Kart gözükmeyecek mi? Böyle mi? Heh. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bizi üzmez ve biz de paketlerimizi açalım. Şimdi quicksell yapıp tüm sırrı bozardım. Evet, 12 tane paketimiz var. Sıradan açalım. Sözü fazla uzatma. Kaç dakika olmuş merak ettim video. 13 dakika olmuş. Evet, 20 dakikaya tamamlarız bunu. Başladım arkadaşlar. Hiç uzatmadan. Parlamadı. Hiç şaşırdık mı? Hayır. Hiç şaşırmadık. Hiç parlamıyor. Şunları da alalım. Hepsi Quixel değil mi ya? Hepsi Quixel. Güzel bir şey açarsak çok güzel olacak ya. Evet. Hadi bakalım. Bir ihtimal. Yine parlamadık. Sonra diyorsunuz ki neden gülmüyorsun abi? Şu paketlere insan güler mi ya? Komik mi şimdi bunlar? Remi falan çıkıyor. Devam. Ankor çıkmış bir tane. Gerisi yine berbat. Evet, yenisini açıyoruz. Hadi oğlum. Millete buradan SBC'den Vieira falan çıkıyor ya. Evet. Harika paket yine. Bir tane daha açacağız.
Artık bir şey versin. Rare Gold Pack. Bunlar iyi paketler. Bunlar iyi paketler. Ver artık bir şey. Evet, bir tane daha açamadık. Bir tane daha açıyoruz arkadaşlar. Artık bir şey çıksın. Sen nedense inatla bir şey açamıyoruz. Parlamıyor bile. Çok ilginç. Evet. Yine akmış gitmiş. Fenerbahçe'mizin formasını, halbuki Galatasaraylı olduğum halde Quicksell yapmayalım. Hadi Rare Player Pack. Artık bunda da parlasın yani, hiç parlamadı şu ana kadar. Evet. Evet. Evet, inform. Almanya. Boateng mi lan? Oğlum, Boateng. Sen var ya adamsın. Oha, çok mutlu oldum şu an. Boateng açtık. Wow man. Adamsın Boateng. En zor zamanlarımda beni kurtarıyor. Oley be, çok güzel. Kaç ka? Arkadaşlar bunu göndereyim. Vay, süper oldu. Boateng. İnanamıyorum, şoktayım hala. Oh. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Yuh, ne paket vermiş arkadaş. Bayağı güzel SBC'ymiş ya. Ben hep yapayım bütün SBC'leri. Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Parladı. Şu an çok yükseldim. Brezilya. Ah be, yakın. Ederson fena değil. Boateng kaçtım. Hala şoktayım. Şöyle. Hepsini Quicksell yapıyorum ama inşallah hayırlıdır. Evet, bir tane daha açıyoruz arkadaşlar. Man of the Match. İspanya kim ki? Daha hiç takip etmedim. Vitolo mu bu? Kim bu? Şey. Sarabia. Güzel. Güzel. Bayağı işe açtık ya. Hummels, Ribery, Farman. Vay, güzel. Ben hep SBC yapıyorum bundan sonra. Büyük ihtimalle Vieira'da yaparım. Öyle gözüküyor. Sané'yi de gönderelim. Sturridge'in ayağını kestiler biliyorsunuz bu yıl oyunda. Oyunda berbat bir hale geldi. Evet, devam ediyoruz. Bir kez daha parlıyordu. Arjantin. No. Şımardım, çok şımardım artık. Messi falan istiyorum ya resmen. 18 dakika olmuş. Şöyle. ...20 dakikayı tamamlamam lazım. Hadi. Hadi güzel bir şey daha açalım. Bir sürü paket açtık bugün. Sevgili arkadaşlar, oha. Yani Boateng'i verdin artık, daha da ne istiyorsan. Bakalım, bir şey yok. Bir 900 500K'ya Mateus yaptım galiba ya, gerçekten inanılmaz. Parlamıyordu. Parlamıyordu. Son paketimizi açıyoruz arkadaşlar. Acısıyla tatlısıyla bayağı güzel bir paket açtık. Evet. Bir inform daha. Kim bu? RB. PSV. İyi. Akmasa da damlar paketiydi bu. Gaytan ve bu arkadaş. Evet, bittik. Teşekkürler arkadaşlar izniniz için. Bayağı zevkliydi aslında. Böyle SBC videoları yapabilirim. İleride güzel SBC'ler gelirse. Hali hazırdaki kadromuza Mateus'u da ekleyelim. Aynı zamanda size de kadroyu görün.
Şimdi bunun üstüne bir şeyler yapacağız. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.